Artık Lewis yapısını nasıl çizeceğimizi öğrendiğimize göre bu kuralları nitrat anyonu çizerken kullanmayı deneyelim. Bu anyon için birden fazla Lewis yapısı çizebileceğimizi görmek sanırım ilginç olacak. Aslında bu yapıları da rezonans yapısı olarak adlandıracağız. İlk yapmamız gereken değerlik elektronlarını saymak. Azot bildiğiniz gibi periyodik tablodaki 5. grupta yer alıyor. Yani 5 tane değerlik elektronu var. Oksijen 6. grupta. Yani her bir oksijen için 6 değerlik elektronu olmalı. 3 tane oksijen olduğuna göre 6 çarpı 3. 18 değerlik elektronu ediyor. Azotunkileri de ekleyecek olursak toplamda 23 tane değerlik elektronumuz oluyor. Ayrıca burada bir de negatif yükümüz var. Çünkü bu bir anyon. Demek ki toplam elektron sayısına bir elektron daha eklememiz gerekiyor. Yani Lewis yapısında göstermemiz gereken 23 değil 24 tane değerlik elektronu var. Bildiğimiz gibi oksijen daha elektronegatif. Bu azotun merkeze yerleşmesi demek oluyor. Azotun bağlı olduğu 3 oksijeni de bu şekilde yerleştirebiliriz. Buraya kadar kaç değerlik elektronu koymuş olduk? 2, 4 ve 6. 24 eksi 6, daha 18 tane değerlik elektronumuz var. Bu kalan elektronları da uçlardaki atomlara yani oksijenlere yerleştireceğiz. Oksijen oktetini tamamlayacak diye düşünelim. Şu anda her oksijen pembeyle işaretlediğim 2 tane değerlik elektronuna sahip. Her birinin okteti tamamlamak için 6 tane daha elektrona ihtiyacı var. O zaman yapmam gereken her oksijenin etrafına 6 tane daha elektron yerleştirmek. Artık her oksijenin etrafında 8 elektron oldu. Hepsi hayatından memnun. Her birine 6 tane eklediğimizde 6 çarpı 3, 18 tane elektron daha yerleştirmiş olduk. Dolayısıyla bütün elektronları kullandık. Bu durumda çizdiğimiz Lewis yapısı kullanmamız gereken bütün elektronları içeriyor. Oksijen oktetini tamamladığına göre hayatından oldukça memnun. Ama gördüğünüz gibi aynı şeyi azot için söyleyemeyeceğiz. Pembeyle işaretlediklerime bakarsanız azotun sadece 6 tane elektronu olduğunu göreceksiniz. Ama aslında azot da oktetini tamamlamak istiyor. Öyleyse bu konuda yapabileceğimiz birkaç değişik şey var. Örneğin üstteki oksijenden ortaklanmamış bir elektron çifti alarak bu elektron çiftinin oksijen ve azot arasında paylaşılmasını sağlayabiliriz. O zaman Lewis yapısını bu şekilde tekrar çizelim. Artık üstteki oksijene çift bağlı bir azot ve bu oksijenin üstünde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Aslında 3 tane vardı ama yeşille işaretlediğim elektron çifti bağ oluşturmak için yer değiştirdi. Azot aynı zamanda hala sol aşağıda ve sağ aşağıda bulunan oksijenlere bağlı. Bunun geçerli bir Lewis yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Kuralları harf harfine uyguladık. Şimdi bu yapıyı köşeli parantez içine alıp bir tane eksi yük de ekleyebiliriz. Bu olası yapılardan sadece bir tanesi. Çünkü mutlaka üstteki oksijenden bir tane ortaklanmamış elektron çifti almak zorunda değiliz. Aslında sol alt köşedeki oksijenden de alabilirdik. Mesela bu mavi renkli elektronlar bu tarafa geçmiş olsaydı aynı geçerlilikte yeni bir yapı elde etmiş olacaktık. Azot bu sefer sol alttaki oksijene çift bağla bağlı olacak. Bu oksijenin de diğerleri gibi aslında 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Ama şimdi 2 tane var. Çünkü azota çift bağla bağlandı. Bu sefer üst taraftaki oksijen hala azota tek bağla bağlı ve 3 tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Aynı şekilde sağ alt taraftaki oksijen de öyle. Demek ki bu da geçerli bir Lewis yapısı. Tekrar köşeli parantezi ve negatif yükü ekleyebiliriz. Bunu yapabildiğimize göre aynı şeyi sağ alt taraftaki oksijen için de yapabilirdik. Ondan da ortaklanmamış bir elektron çifti alabilirdik. Bu elektronlar buraya geçerek çift bağ oluşturabilirdi. O zaman da azot sağ alt taraftaki oksijene çift bağla bağlanmış olacaktı. Tabii ki sağ alt taraftaki oksijenin artık 3 yerine 2 tane ortaklanmamış elektron çifti olacaktı. Üst taraftaki ve sol alt taraftaki oksijenler azota tek bağla bağlı ve 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. İşte bu da başka bir Lewis yapısı. Bu üçü birbirlerinin rezonans yapısı olarak adlandırılıyor. Bunu belirtmenin yolu da çift yönlü ok kullanmak. Rezonans yapısı aslında isminden de anlaşılacağı gibi bir iyonun bu olası 3 yapı arasında sürekli gidip gelmesini işaret ediyor. Ancak olan şey tam olarak da bu değil. Bu yapılardan her biri iyonun yapısını temsil ediyor. Ama yapıyı en iyi şekilde göstermenin yolu bu değil. En iyisi bu üçünü birleştirip bir rezonans melezi, hibrit oluşturmanın bir yolunu bulmak. En iyisi bu olduğuna göre biz de basitçe bu hibrit yapıyı göstermeye çalışalım. Bu yapıların hepsini tek bir yere toplamak istiyoruz diyelim. İlk gördüğüm şey hepsinin de bir oksijenin azota çift bağla bağlı olması. İlkinde üstteki oksijen, ikincide sol alttaki, üçüncüde ise sağ alttaki oksijen çift bağla bağlı. Demek ki eğer hibrit bir yapı oluşturmak istersem bu elektronların 3 oksijen arasına dolaştığını kabul etmem gerekiyor. Yani üstteki oksijen ve azot arasına çift bağ yapmak yerine elektronların burada yer değiştirdiklerini gösterebilirim. Tek bağdan kuvvetli ama çift bağ kadar kuvvetli olmayan bir bağla. Aynı şeyi buradaki oksijen ve azot için de yapabilirim. Buradaki elektronlar yer değiştirebiliyor. Fakat yanlış anlaşma olmasın. Bu bir çift bağ değil ama tek bağ da değil. Ve tabii ki aynı şey buradaki azot-oksijen ikilisi için de geçerli. Ayrıca iyonun aslında bu hibrit yapı şeklinde olduğunu anlamanın bir yolu da bağların uzunluğuna bakmak. Bu bağların uzunluğu deneysel olarak ölçüldüğünde hepsi eşit olarak görülüyor. Ama bu rezonans yapılarından birinin doğru yapı olduğunu düşünürsek, örneğin buradaki diyelim, bu iyon için bu geçerli olmayacak. Çünkü buradaki çift bağ diğer azot-oksijen tek bağlarından kısa olacak. Dolayısıyla en doğrusu elektronların yer değiştirdiği hibrit bir yapının oluşturulması. Zaten bu da rezonans yapılarının ana fikri diyebiliriz.